Rahmetli babam ve biz 6 kardeş hafta sonu ya bir gün cumartesi ya da pazar, yani haftanın bir günü temizliğe geliyorduk. Bu kadar büyüyeceğimizi tahmin etmiyordum. Elimizde gelenin en iyisini biz yapalım. Olursa süper, olmazsa da yani bu gene yolumuza devam. Aziz Yüzer, 1960 doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Babam rahmetli 60-65'lerde ilk gelen yabancılardan biriydi, yani Türk asıllı. 74'te de bizleri ailece buraya, Almanya'ya beraber geldik. Biz 87'de buraya şirket kurmadan önce rahmetli babam ve biz 6 kardeş hafta sonu ya bir gün cumartesi ya da pazar, yani haftanın bir günü temizliğe geliyorduk. Makine temizliği ya da mesela yani yer paspası ya da hatta sanitiye, yani bu lavaboların olduğu yeri, oranın temizliğini yapıyorduk. O zaman da tabii ki aşağı yukarı 1000 marka yakın bir para, yani altımız, yerimiz yani kazanıyorduk. Aile kasasına ayda 4000-5000 mark bir para giriyordu. Bu da yani 80'den 87'ye kadar falan yani olan sürede yani iyi bir paraydı. O zaman bir işçi aşağı yukarı 800 bin mark bir para kazanıyordu. 4-5 bin mark öyle gelince aile için yani büyük bir gelirdi. Şirketin de hani logosunda gördüğünüz gibi Lang Yüzer. Lang Alman ortağın soy ismi Bent Lang ve Yüzer de biz aile olarak. Kendilerinin orada temizlik şirketi vardı. Temizlik şirketinde hafta sonu bir reklamasyon vardı. Yani bir problem doğmuştu. Oraya geldi. Tabii onu konuştuk, 5-10 dakika sonra dedim ki ya böyle böyle, ben dedim bu işin yani öncülüğünü yapamayacağım. Çünkü ben tekstil işine gireceğim. Kendisi de dedi ki ya aslında dedi tekstilin dedi artık Almanya'da yavaş yavaş Asya'ya doğru kayıyor. Onun için tavsiye etmem dedi. Aslında buraya gelmemin sebebi dedi, seninle görüşüp biz Odenwald diye, şimdiki bu oturduğumuz semtin adı Odenwald. Orada dedi bir iş aldım dedi. 20-25 kişilik bir iş. Beraber dedi o işi yapmaya. Ben de sordum sen niye yapmıyorsun yani dedim. Dedi ki ya ben temizlik işi olduğu için, temizlik işinde de dedi iyi de kazanıyorum. Ama bu işi ek olarak dedi yapmayı düşünüyorum dedi. Eğer istersen dedi beraber yapabiliriz dedi. Tabii ben de o ara tekstil işine gireyim mi girmeyeyim mi gibisiyle, kardeşim Ali demin de tanıdığınız, o da o ara üniversiteye gidiyordu. Dedi ki ya abi dedi şimdi bu işe bir gerek bir bakalım dedi. Eğer hoşuna giderse dedi başka kapılar da açılabilir dedi. Onun için dedi bu işi istersen dedi bir bakalım dedi. Tabii hanımla falan da görüştüğümüzde o da dedi ya tamam gidin bir bakın dedi. Yani burada sonuçta dedi tekstil işi yani ilerisi o kadar parlak da görükmüyor dedi. Okey dedik. Geldik baktık. İşte gelişimiz o geliş oldu. 87'de buraya geldik. Alman ortakla beraber. O zaman ben ortak değildim. Alman ortak bana şu tavsiyede bulundu. Az dedi gelirsin bakarsın işe dedi. Eğer hoşuna giderse dedi 6 ay sonra dedi İstersen dedi, ortak da olabilirsin dedi. Bu şimdiki bizim yapacağımız işten. Sonra %25 ortak oldum. %25 ortak olunca kendisi de temizlik işiyle uğraşıyordu. Dedi ki ya para dağılımına gelince %50 bana veriyordu, %50 de kendi alıyordu. Dedim ki ya %50 niye veriyorum benim? %25 dedi. Ya sen dedi o kadar işe sarılıyorsun, yapıyorsun, ediyorsun. Bir de %50 verdiğim zaman dedi, başka fikirler de doğmayabilir dedi, yani böyle bir fikrim yok ama dedi. Onun için dedi öylesine. Öyle başladık yani karşılıklı bir güven olarak. Sonra tabii belli bir süre bu işi yaptıktan sonra bütün biraderler de işe sarıldı, yaptı, etti. Onları da beraber ortak yaptık. Alman ortakla biz devamlı şunu şey diyorduk. Yani herkesin yapamayacağı bir servis verelim. Çünkü yani öyle bir Almanca gehoben diyor, yani tam Türkçesini ben de yani bilemiyorum da böyle herkesin yapamayacağı bir iş.
Sonra biz burada, bizim bu yakın çevrede lastik firması var. O lastik firmasında kuru buzla, yüksek basınçla kalıp temizliğini yaptık. Belli bir süre sonra oradaki bu iş güvenliğinden sorumlu olan kişi dedi ki, ya dedi, bu hem çok sesli dedi, hem de yani iş güvenliğinden dolayı presin içinde kuru buzla kalıp temizliği yaptığınız zaman bu iş güvenliğinden dolayı pres, yani kapanırsın içinde kişi olursa, yani tabii ki bunun anlatmamın gereği yok, çok tehlikeli diye. Sonra Hanover tarafından bu lastik firması, onlar da bir robotla kalıpların, yani lastik kalıplarının temizliğini kuru buzla yapıyorlar. Tabii ki o ara onlar da bir işini aldık Akın tarafında. Robotla temizliği yapınca baktık yani bu iş iyi bir iş. Sonra oturduk o lastik firmasıyla, o robotu üreten lastik firmasıyla oturduk. Bunun eksklusif, yani bütün haklarını sadece biz kendimiz aldık. Prelis olsun, Goodyear olsun, Continental olsun, Toyota olsun, Michelin olsun. Bütün Almanya'daki lastik firmalarına servisi verince, burada Fransa'da 3 şirketin mesela işini yapıyor. Portekiz olsun, Slovenin olsun, İtalya olsun, Macaristan olsun, Sırbistan olsun. Bu ara Çin'de teklif geldi. Çin'den gittik, yaptık. Endonezya'da olsun, Meksiko'da olsun, Brezilya'da olsun. Yani bütün lastik firmalar olduğu yere gittik. Hatta yakında Amerika'da da, yani biz görüşmeler falan devam ediyor. Büyük ihtimal oraya da gideceğiz. Çamaşır makinesi aşağı yukarı her evde vardır. O misal açtığınızdan, yani o gri kapağın üretimini Türkiye'de Bosch Siemens'e biz üretip veriyoruz. %70 falan yani servis veriyoruz, %30 üretim yapıyoruz. Üretim Brezilya'da var, Meksiko'da var, Türkiye'de var, burada Almanya'da var. Öbür yerlerde de servis veriyoruz. Bir de bizim yani lojistik üzeri bu kasa temizliği, o da yani servistir. Çekoslovakya'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Almanya'nın her yerinde, örnek yani Volkswagen'da olsun, Bosch'da olsun, yahut da misal yani Continental'da olsun, onlara servis veriyoruz. Türkiye'den, bizim Kocaeli'nden bu robot, yani RG'yi oraya aldık. RG'yi oraya aldığımızdan orada hem robotun üretimini de yapıyoruz, hem de misal orada RG'yi yapıyoruz. Ek olarak da şöyle, aslında tabii Maraş pazarcıklı olduğum için, Maraş'ın dondurması meşhur olduğundan dolayı biz oraya da bir tane buz üretim, yani misal yani bu dondurmalara şok yapmaları için, yani misal bir yerden bir yere götürmesi için 12 saat, 24, 48 artık neyse, daha fazla yani şey olarak, orada bir üretim yerimiz var, buz üretiyor. Oradaki Maraş'ta dondurmacılara veriyoruz. Kocaeli'nde RG var, bir de bütün oradaki lastik firmalarına servis veriyor. İzmir'de buz üretimi var. Tekirdağ bağlı Çerkezköy'ünde hem servis var, buz üretimi, hem de orada kauçuk üretim yerimiz var. Alman ortağın olması, o bizim için çok büyük bir yani avantajdı. O kapıları açıyordu, biz de işi yapıyorduk. Karşılıklı birbirimizden misal yani faydalandık. Yani şöylesine, onun kapını açması, biz de işe sarılıp yapmamız, güven olarak birincisi. İkincisi ise de biz yani şöylesine söyleyeyim, kimdik, nerede geldiğimizi hiç unutmamak şartıyla hep yani işe sarılıp yani yapmak ve bir de kazandığımızı da yatırıma, ama böyle bugün kazandım deme yarın harcayayım gibisine de değil, hani böyle yatırım olarak biz devamlı şunu şey diyoruz, elimizde gelenin en iyisini biz yapalım, olursa süper, olmasa da yani bu gene yolumuza devam. Bizim burada bir futbol takımı var, oranda belli bir süre epey başkanlığını da yaptım, yani zevkle gidiyorum. Golf oynuyorum. Ben, Alman ortak, başka Alman arkadaşlar. Pazarcıklar Derneği, yani geldiğimiz yerde kimdik, nerede geldiğimizi yani unutmamak adına Pazarcıklar Derneği kurduk. Epey yani bir çalışmamız da oldu. Alman İşverenler Derneği var, oranın yönetimindeyim. Buradaki Halk Bankası'nın denetim kurulundayım. Yani Alman Volksbank yani diyeyim. Yani burada
sosyal aktif olarak buradaki yani bürokrasilerle falan yani onlarla da diyalog oluyor. Onların hatta mesela aktif olduğu şeylerde, derneklerde falan da oluyor yani. İşin doğrusunu söylerse ilk başta tabii ki hayal ettiğim bir şeydi. Yani hayal ettiğimiz bu kadar büyüyeceğimizi tahmin etmiyordum. Ama devamlı da şu düşünce de yani bilinç altında daha iyi, yani misal bu tutmak için daha da ilerlemen lazım gibisiyle o da devamlı var yani. Bunda yeni gelenlere şunu tavsiye ederim yani şimdi her şeyde önce dil. Dil olayı en kilit noktalarda biri. Hatta benim Almancam Türkçemden daha iyi diyebilirim yani. Misal yani ben Almanya'da toplumundan fazla yani kaldığım için. Birincisi dil. İkincisi ise de misal yani kendileri geliştirmek için hem sosyal aktivitelerde bulunsunlar. Yani bu itfaiyesi olur, futbol takımı olabilir, yüzme olur, golf olabilir. Tabii ki misal yani diyaloğu tavsiye ederim. İkincisi de misal yani kendilerine güvenip ve işe sarılmaları. Onu tavsiye ederim yani. Onun için de tabii ki her şeyde önce dil ve çocuklar eğitimi. Eğitim her şeyin üzerinde gelir.